أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان الأولياء، مدد يا مولانا محمد تعالى. الله سبحانه وتعالى جل جلاله، اللهم يا رب، أي ربيميز رجب شعبان bize مبارك eyle. Bizi mübarek güzel Ramazan'a ulaştırdı Resul-i Ekrem'in duası sallallahu aleyhi ve sellem. Recep ve Şaban'da yapmayı unutmamamız gereken dualar. Evet. Allah Subhanahu ve Teala Resul-i Ekrem zamanındaki üç grubu anlatıyor işte. Efendimiz'den geri kalan, Efendimiz'e tahallüf eden, geri duran insanlar. He. Demek ki ne anlaşılıyor? Sahabi tefsirinde anlattığı üzere Resul-i Ekrem'in kalkın savaşa gidiyoruz emrine üç grup muhalefet etti. Bu üç gruptan bir tanesi inadan muhalefet etti. Allah da cezalarını verdi diyor. Orada daha önce ayetlerde okudum. Bir grup tembelliğinden geri kaldı. Bir grupta dünya malına düşkünlüğünden geri kaldı. O iki, son iki grup, ikisi de Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir muhabbetlerinde noksanlık olmadıkları için belirli bir takım cezalar gördükten sonra Allah-u Teala onları kabul etti Celle Celaluhu. İşte onları anlatıyor. Diyor ki وَآخَرُونَ وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا. Bir taneleri de günahlarını ne yaptılar? Bunlar kabul ettiler. Kimdi bunlar diyor? Hazreti Ebu Lübabe ve arkadaşları. Hazreti Ebu Lübabe bir gün Resul-i Ekrem'e Kureyza Yahudileri konusunda yine yanlış yapmıştı. Bu ikinci yanlış oluyordu Efendimiz'e. O ve onun yanında olan 8 veyahut da 10 kişi, farklı rivayetler de var, savaşa gitmediler Efendimizle birlikte. Ne yaptılar? خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا diyor ayet-i kerimede anlatış tarzı Allah-u Teala'nın. İyi amelle kötü ameli birbirine karıştırdılar diyor. Allah'a kulluk yaparken Resul-i Ekrem'e ters döndüler, kötü ameli karıştırdılar. Ama günahlarında itiraf ediyorlar. Evet, bu yaptığımız bizim yanlış oldu. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve selleme ihanet ettik dediler yani. Resmen onunla gitmedik, onun peşinde olmadık, onun yolunda gitmedik. Zor geldi, zorlandık, yanlış yaptık. Ve ne yaptı biliyor musunuz bu sahabiler? Gittiler Mescid-i Nebevi'de kendilerini direklere bağladılar. Ailesinden bir kişiye de haber verdi, yemeğini getiriyor, namaz kılacağı zaman çözüyor, namazını kılıyor, tekrar bağlıyor. Helaya gideceği zaman çözüyor, gidiyor helaya, sonra tekrar bağlıyor. Allah nasip etsin hepinize, gidin inşallah oraları görün. Bu Hazreti Ebu Lübabe'nin kendini bağladığı direğin üzerinde Ebu Lübabe yazar. Ebu Lübabe sütunudur orası yani. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Ha, bunlar şöyle söylediler diyor o vakit. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelip bizi çözene kadar biz kendimizi çözmeyeceğiz burada dediler o grup. Resul-i Ekrem ne buyurdu? Bana dedi gökten bir emir gelene kadar ben de gidip onları çözmem. Efendimiz öyle buyurdu. 12 gün diyor öyle bağlı kaldılar. Ondan sonra emir geldi. Asallahu en yetubu aleyhim. Umulur ki Allah Subhanahu ve Teala onları affeder. Burada sahabi tefsirinde çok güzel bir açıklama yapmış. Harika. Asa kelimesi Arapçada, Türkçe karşılığı umulur. Umulur ki deyince ne anlaşılır bunun karşılığında? Yani olabilir de olmayabilir de gibi. Fakat diyor burada Allah Subhanahu ve Teala umulur ki diyorsa yani umun bunu isteyin diyor. Karşılığında bir şey hem umun deyip de hem de karşılığında vermemek Allah-u Teala'nın keremine yakışmaz diyor.
Eğer umun diyorsa mutlaka ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'deki bu umulurlar karşılığını mutlaka Allah verecektir Celle Celaluhu manasındadır. Çok güzel bir açıklama bu gerçekten. En yetûbe aleyhim, umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Ne demek? Muhakkak Allah-u Teala onların tövbesini kabul edecek demek manasında. Tahkik manası getirir. Çünkü Allah buyuruyor. Subhan. Bizim gibi değil ki. Biz desek umulur ki cennete girersin. Cennet bizim değil. Cennete gir emri bizim değil. Hep Allah'ın Subhanahu ve Teala. Ama Allah-u Teala umulur ki diyorsa o kesin verecek manasındadır yani. İnşallah. En yetûbe aleyhim innallâhe gafûrur rahîm. Allah Subhanahu ve Teala çok mağfiret sahibidir. Ne demek mağfiret? Günahını siler, ahirette hiç dile bile getirmez. Rahmetin genişliğini görüyor musun? Sen günah işliyorsun. Allah-u Teala senin ona ihlasla dönüp ya Rabbi beni affeyle demeni, oradaki samimiyetini öyle beğeniyor ki Allah-u Teala o günahı öyle bir siliyor ki defterinden, ahirette sen o günahı işledim diye böyle utanç içerisindeyken geliyorlar defterini açıyorlar, bakıyorsun senin defterinde o günah yok. Hiç yok. İçinden diyorsun ya ben aslında yapmıştım bunlar ama hamdolsun yokmuş. Karıştırmayacaksın fazla. Yok hamdolsun. Allah'ın rahmeti yetişti. Celle Celaluhu. Gafurur Rahim. Sonra ne buyuruyor Allah-u Teala? Huz min emvalihim sadakaten. Onların mallarından sadaka al diyor. Ne yaparsın bunu? Tutahhiruhum ve tuzekkihim. O vermiş oldukları sadakalarla onları temizlemiş olursun. Tertemiz yaparsın onları. Sonra vasalli aleyhim. Onlara dua et. Onlara dua et. Sadaka al onlardan. Demek ki bu Allah Subhanahu ve Teala bize öğrettiği bir ney? Tabiri caizse kopya veriyor Allah-u Teala. Günah işledin, yanlış yaptın mı? Rabbine dön. Rabbine dön. O günahların affedilmesini istiyorsan üzerine sadaka ver. Ondan sonra vasalli aleyhim diyor Efendimiz'e. Sen onlara dua et. Neden? İnne salateke sekenun lehum. Sen onlara dua ettiğin zaman Allah Subhanahu ve Teala onların kalplerine rahatlık indirir ve onların üzerinden o günahları kaldırır. İnne salateke sekenun lehum. Vallahu semi'un alim. Resul-i Ekrem şimdi yok. Yok olur mu? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurunu taşıyan kalpler var. O kalplere gideceksin diyor. Onlardan dua isteyeceksin. Hazreti Ebubekir zamanında Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ali'ye, Hazreti Ömer'e. Şimdi kime? Şimdi onun nurunu taşıyan zat kim ise ondan gidip duanı da aldığın zaman işin tamamdır. Bu üç basamağı Allah Subhanahu ve Teala bize öğretiyor. Günahlarının silinmesini istiyorsan önce Rabbine dönüp tövbe edeceksin. Gidip Allah için sadaka vereceksin. Allah'ın halis kuluna benim için dua et diyeceksin. Dua isteyeceksin diyor. Resulullah'ın nurunu taşıyanlardan. O zaman tamamdır. Vallahu semi'un alim. Ha, bir şüpheye mi düştünüz? Bu dediğimiz sözü anlamaz mı oldunuz? Yahu öyle de olur mu canım mı dediniz? Devam ediyor ayet. Diyor ki: "Elem ya'lemu? Bilmiyor mu onlar? Ennallaha huve yakbalu tevbete ve ya'khudus sadakat." Allah Subhanahu ve Teala sadakalarını alır onların ve onların tövbelerini kabul eder. Onlar bilmiyor mu? Allah Teala buyuruyor. Celle Celaluhu. وَاَنَّ اللّٰهُ وَالتَّوَّابُ الرَّح۪يمُ. Allah Subhanahu ve Teala tövbeleri çokça kabul edendir. Tevvabın manası olur. Tövbeleri çokça. Tövbe ne demektir? Lugat manası dönmek demektir tövbenin. Ne yaptın sen? Yanlış yola doğru gidiyordun. Batıla doğru, cehenneme doğru
şeytanın peşinden gidiyordun, aklın, kalbin dank etti. Yahu bu yol ne yol? Bu yol benim yolum değil. Baksana sağımda kim var, solumda kim var? Allah Allah. Allah Allah. Şimdi adamlar kahvehane arkadaşlığı yapıyorlar. Her akşam kahvedeler. Yarın kabre girdiği zaman kahve arkadaşlarıyla birlikte, oradan çıktığı zaman haşre gidecek kahve arkadaşlarıyla birlikte. Kahveciler nereye? Böyle yapacak melaike kiram. Öteki şu arkadaşları, kumar arkadaşları, içki arkadaşları böyle yapacaklar aşağı doğru. Sen kimlerle ol? Ben cami arkadaşlarımla beraberim. Ben zikir arkadaşlarımla. Hatme-i Haceken ahalisi gelsin. Beş vakit namaz ahalisi gelsin. Yanındakileri onlardan görmek istiyorsan beş vakit namazın içinde olacaksın. Yanında zikir ehlini görmek istiyorsan zikir ehlinin içinde olacaksın. Ama sen kahvenin içinde, kötü kelamların içinde, ondan sonra beni zikir ehliyle yazın. Olmaz ki. Zikir ehlinin yanına girmedin ki sen. Baktın yanlış yere gidiyorsun, anladın yanlış gittiğini. Bu taraf bizim yol değil ya, kıble bu tarafta. Ne yapacaksın? Tevbe, dön. Rabbine dön. Evbe de tevbe de aynı manadadır. Dön o yanlıştan Rabbine. Pişmanlıkla dön, ihlasla dön, samimiyetle dön. Allah Subhanahu ve Teala tevbeleri çokça kabul edendir. Tevvabur Rahim, çok merhamet edendir. Yanlış, hiç kimse diyemez ki ben yanlış yapma. Bir türlü şeytan hepimizi bir kademe kandırır. Ancak dedi ki Resulullah'ın nurunu taşıyan insanlar vardır. Onlardan hata derler kendi makamlarına göre onlar. Onların hata dediği bizim için ibadet sayılır belki yani. O derece. Mesela ne diyor İmam-ı Şahrani Hazretleri? İbrahim Ethem radıyallahu teala an bir gün şöyle ayaklarını bir uzatmış. Elinde de tesbihi şeyden sonra. Padişahlığı bıraktıktan sonra. Padişahlığı bıraktıktan sonra. Ne padişahlığını bıraktı İbrahim Ethem? Bu mal mülk padişahlığını bıraktı. Sarayını bıraktı. Neyi seçti? Gönül sultanı olmayı seçti. Geldi diyor onun bir tane emiri Mevlana Cadrumi Hazretleri. Yahu içinden geçin. Bakmış derenin kenarında, denizin kenarında sökük dikiyor kendisi. Ya demiş, koskoca sultandı, emrinde adamlar vardı, şimdi oturmuş kenarda şey dikiyor. Tabi o zatlar bizim gibi değil, kalp ehli oldukları için. Mevlana Hazretleri öyle buyuruyor: gönül ehlini sen kendin gibi sahır zannetme. Huzuruna girdin mi kalbinden geçene dikkat et, onların hepsini duyuyor onlar diyor. Hazret o emirin içinden geçenleri duydu tabi. Aldı şeyi attı denize diyor. İğneyi. Getirin dediği zaman balıklar altından iğneler getirdiler diyor. İbrahim Ethem Hazretleri'ne. Altın iğneler getirdiler. Dönüp de emire demiş, bu mu daha büyük bir sultanlık yoksa oradaki mi? Oradaki mi daha büyük, bu mu daha büyük? Allah ehlini hafife aldığı için orada gösteriyor ona mübarek. Orasıyla işimiz yok. Tevvabur Rahim, tövbeleri çokça kabul eden merhametli padişahtır Rabbimiz. Biz de onun yolunda İbrahim Ethem gibi Resul-i Ekrem'in nurunu taşıyan insanlar, onların hataları bizim ancak ibadetimiz gözükür. Bizim onları yapsak bize ibadet sayılır yani. Öyle mübarek insanlardır onlar. Biz hata yaparız. Hatasız insan yok. O zaman Rabbimiz bizden hatasız kul olmamızı değil, hata yaptığın zaman hatanı fark edip Rabbine dönmeyi unutmayan kul ol. Bunu istiyor bizden. Tevbeyi unutmayan kul ol.
Rabbine el aşmayı unutmayan kıl o. Yanlış yapmayan değil, yanlışını yapınca yanlışında ısrar etmeyen kul ol. Hemen tövbe etmeyi unutma. Ya Rabbi ben yanlış yaptım. Zaten tövbeyi alışkanlık etsen onu tekrar işlemekten de haya etmeye başlarsın. Ya tövbe ediyorum yine yapacağım bak bak bak. Yapmayayım ya şunu diyecek bu kalp yani. Bir samimiyet varsa orada bir ihlas var ise. وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّح۪يمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Çok dehşet bir ayet-i kerime. De ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, اِعْمَلُوا. Gidin kardeşim. Size Kur'an'ı anlatıyoruz, hadis-i şerifi anlatıyoruz, evliyanın hayatını anlatıyoruz. O kutlu, o güzel insanlar böyle yaşamışlar, böyle mübarek hayat sürmüşler. Ruhaniyetleri kuvvetli, kalpleri ferahlı. Bir hüzün çekiyorlarsa Allah'a daha güzel kul olamadığının hüzününü çekiyor. Hasreti oraya. Sen bugün arabayı kaybettin, işi kaybettin, aşı kaybettin, evi kaybettin. Hüngür hüngür ağlarsın, onların umurunda olmaz. Tek derdi onların nedir? Allahu Celle Celaluhu bugün daha çok ibadet yapamadık. Zikrimizi daha az yaptık, rabıtamızı daha az yaptık. Fikrimiz az oldu, onların tek derdi bu. Sen bu dünyaya batıyorsun ya, bu ayetlerden sonra, bu hadislerden sonra, hadis-i şeriflerden sonra ki Allah Subhanahu ve Teala geçmiş ümmetlerin menkıbelerini, kıssalarını da anlattı bize. Onların halinde öğretti bize. O eskiden dünyaya hükmeden firavunlar, krallar, nemrutlar, onların son hali ne olduğunu da bize öğretti Allah Subhanahu ve Teala. Bunun üzerine sen yine dünyaya mı dalacaksın? İ'melû. De ki onlara diyor, yapın ne yapıyorsanız. Ama İ'melû feseyarallahu amalekum ve rasuluhu. Siz Resulullah savaşa çıkalım diyecek, siz geri duracaksınız. Veyahut da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir emir verecek, siz öteki taraftan kaçacaksınız. Yapın istediğinizi. Kendinizi saklanacak mı zannediyorsunuz? Hayır. Allah ve Resulü sizin amelinizi görecek diyor. Görecek. Görecek. Biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hürmet ediyoruz diye bize Resul-i Ekrem'i ilahlaştırıyorsunuz diyorlar. Şirk koşuyorsunuz diyorlar. Ya biz bu aciz halimiz ile Resul-i Ekrem'e ne kadar övgü yapsak Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ona tahsis etmiş olduğu o azametli yere yine ulaşamaz bizim övgülerimiz. Ne diyor bakar mısınız ayet-i kerime? Allah ve Resulü sizi görecek diyor. Allah Subhanahu ve Teala kendiyle aynı yerde zikrediyor Resulünün. Görme sıfatında yani. Allah Allah, Allah Allah. Sizin amelinizi görecek Allah ve Resulü, sonra وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Dünyada onu kandırdın, bunu kandırdın, işini rayını oturttun, işte küfür ettin, yeri geldi, yeri geldi, çaldın, yeri geldi, bilmem, terbiyesizlik yaptın, yeri geldi, kendi paranla, malınla, makamınla öbürlendin, şöyle yaptın, böyle yaptın. Netice nereye gideceksin? Bütün insanların içerisinde işini döndürdün. Nereye gideceksin? Herkes önünde bekliyor. Neyi bekliyor? Ecel. Bütün kabristanların önünde geçerken orada yukarıda yazıyor. Hatta. Daha da yakına gelelim. Sigaraların hepsinin üzerinde sigara öldürür diye yazıyor. Herkes alır içer. Orada yukarıda bütün canlar ölümü tadacaktır. Bir tanesi diyor ki gelmiş 60 yaşına belki. Ya niye kabristanların üzerinde öyle yazıyor ya?
moralimizi bozuyor. Öyle der mi? Bir sıra beş yoldu. Moralimizi bozuyor. Ölümü hatırlamak istemez ya hiç. Ölmeyeceksin mi sen? Suratın kırışmış. Saçların ağarmış. Belin bükülmüş. Ayakta zor duruyorsun. Nerede o eskiden dik duruşların? Çalım satışların? Nerede onlar? Hepsi gitti. Saçlarını rüzgarlara bırakırdın hani böyle. Ona buna hava atardın falan. Nerede bunlar? Ne rüzgara salacak saç kaldı. Ne millete çalım satacak ten kaldı. Ne o dik kametin duruşun kaldı. Hiçbirisi kalmadı. Hepsi sana ne diyor? Büküle 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 aşağı gösteriyor seni. Aşağı. Yani toprağa gireceğiz. Yolu gösteriyor. Ne olacak toprağa girince? Dünyada malınla böbürlendin, arabanla böbürlendin. Baksana ya Allah beni seviyor diyor. O kadar yanlışları yapıyor ya hani. Baksana Allah beni seviyor, istediğimi veriyor. Ya Firavun'un da her istediğini verdi Allah. Celle Celaluhu. Biliyor musunuz? Firavun yeni doğmuş buzağı yermiş. Onun için 40 günde bir helaya çıkarmış. Kendini ilah diye sanmasının bir vesilesi de bunlar. 40 günde bir çıkıyor ama çıkıyorsun yine. Çıkmıyor değilsin, yine de çıkıyorsun. Yemeğe ihtiyaç duyuyorsun. Onları göstermiyor kendisine. Böyle mülk vermişti Allah Subhanahu ve Teala ona. O da böbürlendi. O da kibirlendi. Ne oldu netice? Yine ölüm, yine ölüm. O ölüm kapısı bizim önümüzde açık. Ne zaman bizi oradan itecekler de içeri gireceğiz? Haberimiz yok. Kapı hep açık duruyor. Azrail aleyhisselam bir emre bakar. O emir geldi mi gelir senin canını alır. Canını yakar. Ondan sonra kabrin içine girersin. Başlarsın kara kara düşünmeye. Ne yaptık? Ne ettik? Gelir evladu iyalin. Yahu biraz dursun. Biz deriz ki şimdi kabre girdiği zaman meyyit, mevta orada bir saat Kur'an okuyup, zikir yapıp bir manevi hava oluşturmamız lazım. Neden? O anda çünkü melekler gelecek. Rabbin kim diye soracak. Sen orada Kur'an ile haşır neşir olursan, Kur'an okursan ona hafifler, rahatlar. Biz hatta ölüye telkin veririz. Nedir telkin? Orada kelime-i şehadeti ona hatırlatmak, akideyi hatırlatmaktır telkin ona. Ne diyorsun? Ayağında vur derler. Adaptır. Şeyhimiz de derdi. Vur ayağını, vurursun toprağa. Ya Abdallah, ey Allah'ın kulu. Ulkurul ahdellezî haraçte bihimned dünya. Hatırla. Dünyadaki halini, itikadını, inancını hatırla. Neydi o? Min şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Hatırla sen şu inançtaydın ki Allah'tan başka ilah yoktur. Fahri Can Efendimiz onun kulu ve elçisidir inancındaydı. وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ وَالنَّارَ حَقٌ Cennet vardır, cehennem vardır. Mizan tartı vardır, sırat köprüsü vardır. Bunların hepsi inancındaydın sen. وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Allah Subhanahu ve Teala kabirde olanların hepsini diriltecek. Sen bu inançtaydın. Hatırla. Melek-i Kiram gelecek, Rabbini soracak. Peygamberini soracak. Sonra bu inanç. En önde inanç geliyor ya. İnancı soruyor. Sen orada Allah Rabbimdir diyemedin. Bitti zaten. Resul-i Ekrem benim peygamberim diyemedin mi? Bitti zaten. Allah muhafaza buyursun. Ondan sonra itikat bitti. Tamam. İtikat soruların hepsi doğrudur. Amellere gelelim. Nedir en başta gelen amel? Namaz. Namazını kıldın mı? Soruyorlar. Kılmadıysa kemküm yapacak diyor. Yerin altında şuca'ul akra denilen namaz kılmayana ceza yapacak bir ejderha vardır. Sen öğlen namazını kılmadıysan o öğlenden ikindiye kadar sana azap eder. Bir pençesiyle vurduğu zaman aşağı öbür pençesiyle yukarı alır adam. Nedir? Nasıl bir şeydir?
ne korkunçtur, nasıl azap edecek bilemiyoruz. Ama en ufağından bir falçatayla elini kessen azabına biraz belki fark edersin. Onun bin katla çarp, yüz bin katla çarp, onun gibi bir şey işte yani. Nasıl? Durmadan. Yahu ben kaçar giderim oradan. Nasıl kaçıp gidiyorsun? Kendini yakıp kül edip de Allah'ın azabından kurtulacaklarını zannediyorlar. Yahu Subhanallah, Allahu Ekber. Alak suresinde insanı anlatıyor diyor da Beyzavi Hazretleri tefsirinde Allah Subhanahu ve Teala kudretini bize burada gösteriyor. Bir kan fıhtısından sizin gibi bir varlığı, dik kametli bir vücudu yarattım. Ona akıl verdim, ona anlama kuvveti verdim ben. Yedi kat göğün hakanıyım ben. Kudretimi görün, anlayın. Bir kan pıhtısından şu vücudu halkeden Allah, senin o havaya saçtığın tozları da toplar. Seni tekrar eski haline koyar. İstediği gibi azap eder. Bunlar asıl itibariyle azaba gireceklerini biliyorlar ya. Meleklerin işini kolaylaştıralım, biz başlayalım kendimizi yakmaya diyorlar. Oo, dünyanın ateşi başka, kabrin ateşi başka, cehennemin ateşi hepsinden başka. Kabir azabını ehli sünnet olmayanlar kabul etmez biliyor musunuz? Yahu kabir azabı Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor derler. Bire nasıl geçmiyor? Cahil insan, bu kabir azabı vardır diyen alimleri sen hiç dinledin mi? Kitaplarını ele aldın mı? Okudun mu? Baktın mı? Bu adamlar uyduruyor mu? Kafasından mı atıyorlar bunları? 1400 senenin alimlerin hepsi de diyor وَعَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌ. Kabir azabı haktır. Resul-i Ekrem'in hadis-i şerifinde görmüşler. Ayet var mı hemen? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi yetmez mi? Yahu bakın, bu hadis-i şerif inkarcılar o kadar ahmak ki. Bir örnekle anlatayım bakın. Şimdi bize bazen, sizden birileri de getirdi belki bilmiyorum. Bazen eski bir yaprak bulurlar da gelirler hemen. Hocam, hocam, hocam. Niye? Bir pusula gibi orada harita çizilmiş. Burada ne diyor? Şimdi ben ona desem ki, orada falanca köyün falanca yerinde altın var gözüküyor burada. Size soruyorum şimdi, hepinize soruyorum. O kağıdı bulan adam koşa koşa gitmez mi oraya? Uçarak gider. Bir kağıtta, bakın bir kağıtta, kimin yazdığını bilmediği bir kağıtta altın var diye görse koşa koşa oraya gidiyor. Hemen inanıyor. Olur belki diyor. Olursa zengin olurum diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi zayıftır derler. Şöyledir derler. Belki bin tane kitapta yazıyor. Yok o sahih değil diyor. O hadis-i şerif diyor. O bilmem ne diyor. Görüyor musunuz aradaki farkı? İnsanın şeytana nasıl tabi olduğunu görüyor musunuz? Fahri Can Efendi'nin sözü olunca sahih mi diye arıyor. Bir pusula buldu orada altın yazsın. Dört dala koşarak gidiyor. Ya çıkarsa diyor. Ya çıkarsa. Ya. Hu, ayet-i kerimeden de var delili kabir azabının. Firavun ve ahalisine sabah akşam Mü'min suresinde azap ederler diyor. Allah Subhanahu ve Teala. Sonra ve yevmel kıyameti, kıyamet geldiği zaman denir ki اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِمْ غُدُوًا وَعَشِيًّا. Onlara şu kabirlerinde sabah akşam ateş gönderilir. Ayet diyor. Sonra sabah akşam ateş, kıyamet geldiği zaman o vakitte derler ki diyor en şiddetli azaba götürün onları. Demek ki dünyada azap çekiyorlar. Kıyamet koptuğu zaman da en şiddetli azaba girecekler. Ayetten de var delili. Bilmeyen tabii öyle gelişi güzel inkar ediyor vesselam. Bu kabir azabı dünyadakinden beter bir azaptır.
Cehennem azabı kabir azabından beterdir. Ama ihlaslı kul olabilirsek, Allah'ı razı edebilirsek, beş vakit namazımızı cemaatle kılarsak, zikir meclislerine koşa koşa gidersek, Allah için gece kalkıp namaz kılıp ellerimizi açıp dua ederken ihlas ile gözümüzden yaş dökersek, o zaman kabre inişimiz de cennete girişimiz iki rekat namaz kadar bir vakit alır. İki rekat Efendimiz buyuruyor. Kimisi iki rekat, kimisi şimşek gibi diyor. Kimisine iki rekat gelir oraya geçişi. Kabir, bir bakıyorsun cennet. Allahu Ekber. Her şey burada. Burada yaptın, burada Allah'ın emirlerini lakayt, burada Allah'ın Resul-i Ekrem'in emirlerini, tavsiyelerini aman dedin, dalgaya aldın, dalga geçtin, umursamadın. Burada keyif yaptın, orada çekeceksin. Orada çekeceksin. Nasıl yahu? Ben kurtulurum. Nereden kurtuluyorsun? Beni gömmeyin mi diyeceksin millete? Gömmeseler ne olacak? Azaptan kurtulacaksın, gömecekler seni. Hatta herkes şimdi daha ölmeden yerini alıyor. Sıkışıklık olmasın diye o gün yerini alıyor. Benimkini güzel bir yerden alın, etrafı böyle görsün. Seyredecekmiş gibi. İbadetin güzel olmadıktan sonra yer güzel olsa ne olacak? Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Seni oraya götürürler. Kefenin içerisine koyarlar, üzerine tahtayı koyarlar. Üzerine toprağı dolduracaklar, senin oradan çıkmaya hiçbir imkanın yok. Namaz kılmadıysan bir türban, bir ejderha yılan gelip seni orada azap edecek. Kapalı olmadıysa onu azap edecek. Allah'ın istediği kulluk yolunda yürümediyse orada azap gelecek. Mümin kardeşini sevemediyse azap gelecek. Cezalar orada çekilir. İman ile gittiysen tabii o cezalar senin sırtında olan günahları dökecek hep. Çektiğin müddetçe günahlar azalacak, günahlar azalacak, günahlar azalacak. Kimileri kabir azabı görür, günahlarını döker, cehennem azabına gitmez. Kimilerin günahı çoktur, kabir de onları bitiremez, kabir azabı da. Cehenneme de gider, cehennemde de azap çeker. Allah muhafaza buyursun hepimizi. Celle Celaluhu. İşte Allah Subhanehu ve Teala bizi son ümmet kalması, kılmasındaki bir rahmet de budur ki biz kabirde çok beklemeyeceğiz. İnşallah. En son ümmetiz biz çünkü. Nerede düşünsene, Adem babamızın o zaman da ölmüş. Allah bir de yanlış işler yapmış da ölmüş adam. Ta şimdiye kadar yani. İsa aleyhisselam diyor o vakit insanları diriltirdi de oradaki insanlar inat ettiler. Yahudiler sen hep yeni ölmüşler diyorsun. Bir eskilerden birini dirilt bakalım. Onu yapabiliyor musun? İnsan azacak ya. Sanki yeni ölü birisini diriltmek basit bir şeymiş de. Herkes yapabiliyormuş da. Eskilerden birini dirilt. Ta diyor Nuh aleyhisselamın çocuklarından birisini diriltti. Bir kalkmış diyor şeyden, kabirden bembeyaz. Yahu demişler sizin zamanınızda beyaz saç yoktu ki. İlk beyazı gören İbrahim aleyhisselamdır. Nasıl sen böyle bembeyaz oldun? Yahu demişler, o kişi ben demiş beni kaldırınca kıyamet geldi zannettim. Onun korkusundan bu hale geldim. O zaman insan. Şimdi o zamandan bu zamana kabirde olan insan var. Biz Allah'ın izniyle son ümmetiz. Peygamberin berekatı, rahmeti bizim üzerimize düştü. İnşallah bu ayeti kerimede bize öğretilenleri de yaparsak ne olacak? İnşallah kurtaracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Tevbe et Allah'a. Celle Celal. Sadaka ver. Resul-i Ekrem'in nurunu taşıyanlardan dua iste. O zaman tamamdır Allah'ın izniyle. Tabi sen gayretini göstereyim. Namazlarını kılacaksın. Onların nasihatlerine uyacaksın. İnşallah o zaman kurtarmaya imkanın var. Öteki türlü kabir işte. Kapısı açık önümüzde bekliyor.
وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. Bir grup da var, bunlar kendilerini bağlamadılar. Bunlar Resul-i Ekrem gelince sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler. Üç kişiydi onlar zaten. Ya Resulallah, bizim malımız da yerimizdeydi, kuvvetimiz de yerindeydi, her şey yerindeydi. Fakat biz tembellik yaptık, seninle gelmedik. İmma yuadzibuhum ve imma yetubu aleyhim dedi Allah-u Teala. Allah Subhanahu ve Teala ya onlara azap verir ya da tövbelerini kabul eder. Allah bilir. Vallahu alimun hakim. İleride ayetlerde gelecek onların da sonradan ne oldu? Evet. Gayb ve şehadetin sahibi Allah Subhanahu ve Teala'yı razı etme yoluna düşelim. Madem Allah'ın ayındayız, Allah Subhanahu ve Teala içimizde dışımızda biliyor. Onu mu kandıracağız yani? Allah'ı mı kandıracağız? İçimizde dışımızda bileni mi kandıracağız? İnsanları kandırıyoruz ama Rabbimizi nasıl kandıracağız? O her şeyi biliyor. İçini dışına uydur, dışını içine uydur. İçi dışı içi bir adam ol. Hem insanlar istiyorsa sevsinler seni, istemiyorsa sevmesinler. Sen Allah'ı razı et de Celle Celaluhu. Allah'ı razı et de dünyada sıkıntı çekmiş. Dünyada merdiven silersin. Çöpçü olursun, sokak temizlersin. Bu bir sayılı gündür. Gelir günü biter ya. Biter ya. Zaten Allah'ı razı ediyorsan bir iman kuvveti kalbine ihsan olunur. O razı etmenin, o güzel yolda olmanın huzurunu dünyanın en büyük makamlarında olan insanlar bir tadını, bir zerresini alamazlar. Bir zerresini alamazlar. Sen merdivensin. Sen çöp topla. Allah senden razı olduktan sonra ne sorun var? Biraz önce dedik işte. İbrahim Ethem radıyallahu teala. Elbisesini söküğüne dikiyor. Neyi bıraktı? Sarayda sultan olmayı bıraktı. Ama Allah'a tam yöneldi. Bizim gibi eksik değil. Tam yöneldi. Rabbine kendini verdi. Bıraktı onun emrine. Evliyaları gezdi. Onlardan himmet aldı. Bereket aldı. Dua aldı. İlim aldı. Allah Subhanahu ve Teala onu manevi sultan yaptı. Bak İbrahim Ethem zaman. İbretle bakmak gerek bunu. İbrahim Ethem zamanında ne kadar saray sultanları vardı. Hangisinden bahsediyoruz biz şimdi? Hangisi dilimize dolanıyor? Hiçbiri. Bir tek İbrahim Ethem'i anlatıyoruz. Sultan olmak böyle bir şey işte. Allah onu sultan kılmış. Ötekilerin hiçbiri zikredilmiyor. Yaşadılar. Yok Mansur, yok Mu'temir, yok Mu'tasim Billah. Bir sürü o zamanın şeyleri var. Hangisini anlatıyoruz? Hiçbirini anlatmıyoruz. İbrahim Ethem dilden dile geziyor radıyallahu teala. Allah'ın sevgilisi olsan yeter ki. Allah'ı razı eyle. Celle Celaluhu. Allah Subhanahu ve Teala bu mübarek ayın hürmetine bizlerin de tövbelerimizi kabul eylesin. Amin. Evliya-i kiramın dualarında yerimiz olsun inşallah. Lillahi teala Fatiha.